Bir de dün mecliste yaşananlar var. Daha meclise giriyorum, basın mensupları mikrofon uzattılar. MHP Genel Başkanı Genel Kurulu'nda CHP ve Beden Parti'yi dinlemeyeceğini söyleyerek çıktı. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Dedim ki İsmet Paşa'nın anma töreninden geliyoruz. Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun. Bugün ben de onların grubun konuşmasını dinleyemedim. Günün yoğunluğu, gündemin yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz. Madem ki Sayın Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim. Değerlendirmem bununla sınırlı olsun. Çünkü gün birbirinden uğraşma günü değil. Bütçe konuşulacak, şehitler var, uzatmayalım dedik geçtik. Sayın Devlet Bahçeli CHP'yi dinlemedi ama Sayın Devlet Bahçeli oturdu, Hüdapar'ı dinledi. İttifak ortağı Hüdapar. Hüdapar'ın genel başkanı elinde Hilafet Yeşili Parti programıyla sanki inadına dönüp MHP sıralarına bakarak şunları okudu. Olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir diyor. Tamam mı? Özerklik, eyalet sistemi, federasyon, bunların olumlu olumsuz yönleri varmış. Olumsuz yönlerini say deseniz bana düşse neler söyleyeceğimi benden iyi bilirsiniz. Ama niye bana düşsün? Bunlar ittifak ortağı değil mi? Hüdapar'la ittifak yapmadılar. Olumlu yönlerini biri saysın, olumsuz yönlerini biri saysın. Hadi Recep Tayyip Erdoğan olumsuz yanlarını saysın. Rabia yapsın, saysın. Tek millet. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Ne olur bunları sayınca, federasyon olursa, eyalet olursa, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet olmaz. Bunlar olumsuz yönleri. Peki olumlu yönlerini kim sayacak? Hadi bakalım, ağzına geleni söyleyen Devlet Bahçeli, ağzını aç da konuş bakalım. Bu sistemin olumlu yönlerini de sen anlat ittifak ortağın yerine. Sayın Devlet Bahçeli, İttifak ortağının söylemiyle söyleyeyim. Ne yazık ki kadere bak. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Kadere bak. Ah ah.